gidebilirsin. Gidebilirim. Ama o zaman 400 yatağında yatım araştırma hastanesinden 854 tane Yeni dönem toplu iş sözleşmemizin tabanını oluşturan kamu çerçeve protokolümüz geçen hafta bağlandı. Sendikalarımızla, hükümetimizle beraber. Bu şeyi değerlendirmeye gelince ilk 6 ay için %12, ikinci 6 ay için %5 artı enflasyon farkı, maaşı düşük olan işçi arkadaşlarımızın maaşına 500 TL seyyanen zam gibi güzel bir rakama imza attık. Biz Hak İş Konfederasyonu olarak ilk defa kamu çerçeve protokolüne oturduk. Ve burada farkımızı gerçek anlamda ortaya koyduğumuzu herkes gördü. Bu anlamda biz hükümetimize de teşekkür ederiz. Hak İş Konfederasyonumuzun saha raporları ve taleplerimizin geri kabul olması anlamında hükümetimize ve Cumhurbaşkanımıza bu anlamda sizin aracınızla teşekkür ediyorum. Aldığımız kazanımlardan biri de her yıl için 7 TL kıdem farkı. Bu ilerleyen süreçlerde eğitim farkı, görev tanımı gibi şeyler de inşallah yine sendikamız aracılığıyla alacağız. Tayin ve becaişle ilgili muallakta olan bir durum var. Biz Öz Sağlık Sendikası olarak ilk toplu iş sözleşmemizde bu hakkı kazandık. Ama 696 sayılı kanun hükmünde kararname de bu hak gizli kaldığı için, saklı kaldığı için burada bir muallakta olan bir durum söz konusu. Sayın Bakanımız bununla ilgili gerekli açıklamayı da yaptı. Bununla ilgili çalışmayı başlatacağının sözünü verdi. Biz bu anlamda işçi kardeşlerimiz adına kendilerine de teşekkür ediyoruz. İşçi arkadaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Güzel bir sözleşme oldu mali haklar açısından, sosyal haklar açısından. Gerçekten işçi arkadaşlarımız bundan sonra evet biz kadro alabildik diyebilirler. Çünkü mali haklarımızda daha düne kadar 10 ay öncesine kadar asgari ücretle 2200-2300 lira gibi komik rakamlarla çalışan arkadaşlarımız bugün aldıkları rakamlarla evlerine kazanları kaynayacak şekilde, çorbaları kaynayacak şekilde güzel bir şey oldu. Güzel bir toplu iş sözleşmesi oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.